Şimdi gelelim birinci başlığımıza. Bir numaralı grafiği istiyorum arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edildi. Savcı, Türk Ceza Kanunu'nun siyasi yasak içeren 53. maddesinin de uygulanmasını istedi. Özeti şu, yarın Ekrem İmamoğlu siyaseten yasaklı hale gelir mi? Hatırlayın, Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak geldi. Peki Ekrem İmamoğlu'na da yarın siyasi yasak gelir mi? Yarın davada, yarınki davayla ilgili avukatları ne dedi? Hemen ona bakalım 3 numara. Duruşmada mahkemenin bir an evvel karar verme eğiliminde olduğu çok açık dedi Kemal Polat. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, hakim ceza verme eğiliminde, tanıklarımız dinlenmedi, savunma delillerimiz toplanmadı. Adil bir yargılamanın sürmesi konusunda yasanın bize verdiği hakları sonuna kadar kullanacağız dedi. Ve Ekrem İmamoğlu kendisi bir saat önce TV100'de açıklamalar yaptı Candaş Tolga Işık'ın programında. Ve orada dedi ki umarım hakimler bir çılgınlık yapmaz. Umarım hakimler bir çılgınlık yapmaz. Güvenmek istiyorum. Her şeye rağmen mahkemenin hakimine, savcısına, karar vericilerine sonsuz kez güvenmek istiyorum. Temennim o. Kötü bir söz söylemek, ön yargılı davranmak istemiyorum dedi. Dursun Çiçek'le bu sözleri yorumlayalım. Ekrem İmamoğlu diyor ki, bana diyorlar ki sen ceza alırsan siyaseten önün açılır, şansın artar. Ama ben yine de böyle bir ceza istemiyorum. Hakimler umarım bir çılgınlık yapmaz. Sizce yapar mı? Şimdi yani normal dosyaya baktığımızda, olayın tümüne baktığımızda hukuk ve adaletin gereği bu dosyadan beraat etmesidir. Ama şunu biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı da daha önce bir siyasi yasaklıydı. Bir hakkındaki bir yargılamadan dolayı özellikle FETÖ kumpasları döneminde bu teknik yoğun olarak kullanıldı. Mesela Ergenekon ve Balyoz davalarında tabii masum olduğumuzu bildikleri için heyete hakaretten bize 3 tane 18 ay ceza verdiler. İnanın o 18 ayı kaldırıp milletvekili olmak için geceyi gündüze kattık. Yani siyasi yasağı kaldırmak için, yani 2015'i konuşuyorum. Dolayısıyla bu FETÖ taktiklerini kullanmak bana göre Türk adaletine, Türk yargısına yakışmaz, zarar verir diye düşünüyorum. Şimdi konunun esasına baktığımızda zaten Sayın İmamoğlu'nun beyanları, Sayın İçişleri Bakanı'nın beyanına cevap olduğu zamanlama açısından da, içerik açısından da çok net. O açıdan ben özellikle tek hakimli bir Asliye Ceza Mahkemesi, Sayın Yargıcı dosyaya, hukuk ve adalete hükmetmeye davet ediyorum. Tabii Kaftancıoğlu olayından sonra bu şüphelerimiz arttı. Ancak burada ceza verseler bile 3 hakimli istinaf var. Sonra Yargıtay var. Dolayısıyla bu dosyadan Sayın İmamoğlu'nun ceza almayacağını ve siyasi yasaklı haline gelmeyeceğini söylemek isterim. Sonuçta ne yazık ki Türkiye'de güçler ayrılığı ilkesinde özellikle yargının yürütme ile olan ilişkisi, Adalet Bakanı'nın Savcılar Hakimler Kurulu Başkanı olması, Yüksek Seçim Kurulu'nun suç duyurusunda bulunmamasına rağmen bir kamu davası açılması bu şüpheleri arttırıyor. Ben de Sayın İmamoğlu'na katılıyorum. İnşallah yargıç dosyaya göre karar verir ve siyaseti, yargıyı sıkıntıya sokmayacak bir süreçle yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Peki.